da ne oldu da Şiiler birden İran'a karşı döndü? Evet. Yani bunu da açıklama, arka planını da açıklamak lazım. Peki ne oldu diyelim, sonra lazım. Ben Kurtuluş Bey'e döneyim. Ne oldu da döndüler? Evet. Şimdi şöyle diyelim. Güney kısmı, İran'la güney kısmı Şii bölgesi, Tahran'ı, Bağdat'ı da ele geçirmişlerdi. Ve bütün Iraklı Şiiler, Arap olanlar, Fars Şiilerin yani İran'ın kendilerine destek olacağını düşünüyordu. Fakat Güney Şiileri şunu gördü, Irak'ın Şiileri, ya İran geldi bizim petrolümüzü aldı, paramızı aldı, doğal gazımızı aldı, o yetmiyor, suyumuzu bile aldı. Basra'ya giden 12'ye yakın nehir var, bütün nehrin sularını yani İran'ın farklı bölgelerinde. Yani şu anki yokluk ve yoksulluktan dolayı tamamen İran'ı suçluyorlar. Şu anda elektrik sıkıntısı yaşıyor Güney, Bağdat dahi elektrik sıkıntısı var, günde 6 saat, 5 saat elektrik, başka saatlerde yok. Doğalgaz sıkıntısı yaşıyor. Petrol, doğalgaz zengin ülke. Petrol ve doğalgaz sıkıntısı yaşıyor. Su sıkıntısı yaşıyor. Bunu İran şöyle yapmaya çalışmıştı. Bundan 6 ay önce hocam. O Fırat'ın, işte Dicle'nin suyunu bahane ederek aslında Türkiye bunu yapıyor demeye çalıştı ama Iraklılar, Güneyler, hatta ben Basralı ve Kufeli bazı düşünürlerle, hatta Şii liderlerle de konuştuğumda, evet İran Türkiye'yi suçluyor ama biz bunun aslında müsebbibinin İran olduğunu biliyoruz. Çünkü Dicle suyu akıyor zaten. Burada Bağdat hükümetinin suçu var. Çünkü o suyu kullanmıyor. Fakat İran bütün suyu kuruttu. Kesti bütün o kanalların hepsini de, kesti. Biliyorsunuz İran'ın Irak'tan bir para talebi var. Evet. Çok büyük miktarlarda. Ve ciddi İran'ın hocam şöyle bir şey. Şu Irak'ın var olan o Saddam'dan kalan para, altın rezervlerinin yarısını Amerika çaldı. Yarısını İran çaldı. Evet, bunu İran'ın biliyorlar yani. İran'ın tüm o para, onu gördüler.